Oğuz Polat Dilek, iyi yayınlar diliyoruz. Şu anda Malatya'nın kalbinde valilik binasının çevresinde kurulu olan AFAD Sevk ve İdare Merkezi'ndeyiz. Burada çalışmalar daha da bir hız kazandı. Çünkü hala umut var. Özellikle arama ve kurtarma çalışmaları yürüten ekipler artık kesintisiz bir mesaiye başladılar. Çünkü yaşam belirtileri olduğu yerlerde. Evet, artçı sarsıntılar bölgede devam ediyor. Bu saatlerin de ilk güzel gelişmesi depremden 105 saat sonra Yasemin canımızın 5 katlı binanın enkazından kurtarılmış olması. Malatya ve çevre ilçelerde 25.700 kurtarma ve destek faaliyetlerine devam ediyor. Isı tespit cihazları ve termal kameralarla her yıkıntının altında bir soluk, bir can aranıyor. Evet, Türkiye'nin dört bir yanında sahada AFAD, Mehmetçik, polis, maden işçisi, güvenlik korucusu, Türk Kızılayı, itfaiye ve farklı illerin ve ilçelerin belediye çalışanları, gönüllüler, devlet, millet topyekün 24 saat görevde. Onları sahada izlerken Türk milletinin vicdanının, insan sevgisinin, vatan sevgisinin, birliğinin böyle zor günlerde nasıl bir yandan acısını yaşarken, gerektiğinde yasını tutup ağdını yakarken nasıl kahramanla hava şartları evet çetin Malatya'da ki depremin etkisi altına aldığı illerin en soğuğu. Gece olduğunda -20'lere kadar düşebiliyor ısı. Canla başla mücadele devam ediyor. Bugün birazdan yani buradaki haber faaliyetlerimiz bittikten sonra çevre ilçelere gideceğiz. Kahramanmaraş ve Adıyaman sınırlarında bulunan Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerindeki arama kurtarma faaliyetlerini yakından takip edeceğiz. Şimdi yanımda yine burada AFAD Sevk ve İdare Merkezi'nden görevli, yetkili bir dostumuz var. Geldiniz. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz. Vefat edenlerimize Allah'tan rahmet. Burada bulunmuş olduğunuz yerde öncelikle sağ kurtulup veya deprem dostlarımıza gönüllü olarak Türkiye'nin her yerinden gelip burada bir şekilde gelen gönüllü eşyalarını, yiyeceklerini dağıtmaya çalışıyoruz. Öncelikle çalışmalar aynı zamanda SEK ve idare ediliyor. Evet, ama burada tabii şimdi 24 saat dedik. 24 saat sahadan ayrılmıyor oradaki evet, görevli arkadaşlarımız. Yani şu anda sahadaki arkadaşlarımız, göçük altındaki hala bulunan arkadaşlarımız, vatandaşlarımızı kurtarmak için canla başla mücadele ediyorlar. Artık istirahat olayı bitti. Yani evet. Zaten çok azdı. Evet, şu an itibariyle tamamen bitti. Artık istirahat edecekleri yerlere bile gelmiyorlar. Evet. Tamamen göçük altında kalan kişileri kurtarmak için bulundukları yerde canla başla çalıştıkları zaman verdikleri 10 dakikalık mola, 10 saat üzerine verdikleri 10 dakika mola, 20 dakikalık molalarla devam ediyor. Evet. Onun haricinde burada bulunduğumuz bölgede kalan vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadarıyla ben de gönüllüyüm, İstanbul'dan geldim gönüllü olarak tüm arkadaşlarımızla beraber. Türkiye'nin her yerinden gelen gönüllü arkadaşlarımız gönderilen her türlü ihtiyaçla burada arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza yardım ediyoruz. Ben bir çağrıda bulunmak istiyorum buradan. Evet. Tabii ki de herkes canla başla mücadele ediyor. Her yerinden gerek sosyal medya, gerek telefon üzerinden herkes herkese ulaşıyor. Her türlü ihtiyaç gönderilmeye çalışıyor. Bu çok açık şekilde Türk belli. Türk milletinin ruhunda var kesinlikle, zaten bu dayanışma. Kesinlikle. Ama tekrar rica ediyorum. Burası veya bir başka yer. Şu anda önemli ihtiyaçlarımız bizim battaniye. Yani ısınma problemi. Çünkü bağlı bulunduğumuz yerlerde ısınma problemi elektrik aksaklıklarından dolayı temin edemiyoruz. En önemli ısınma problemimiz.
Yiyecek içecek evet tabii ki de kesinlikle gerekli ama bir nebze de olsa ikinci planda şu anda. Belki de o yığılmalar yüzünden biraz da yani israfa kadar giden bir durum var. Yani evet tabii ki de kimse gönül ister ki olmasın. Ama evet. Hele ki şu durumda olmasın. Evet. Ama ister istemez evet. Olabiliyor. Tekrar dediğim gibi ısınma problemi, giyinme, özellikle çocuk botu, çocuk giysisi. Onun haricinde vatandaşlarımız sağ olsun çocuklarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Öncelikle çocuklarımızı, bebelerimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Evet. Her türlü ihtiyacımızı karşılıyorlar. Biz de burada arkadaşlarımızın aracılığıyla gerek gönüllü olsun gerek vatandaş Malatya halkı olsun burada kalanlar askerimiz polisimiz yani onlar da şu anda askerimiz polisimiz canla başla hiçbir şekilde ne mola ne istirahat etmeden şu anda hepsi her yer herkes bir yere yardım etmeye çalışıyor. Bundan yana hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah canlı arkadaşlarımıza da ulaşacağız. Evet. İnşallah. Şeyler var ona dair. Belirtiler de var. Evet, en son aldığımız dün akşam saat 11-12 civarında aldığımız aşağı bölgede bir 300-350 metre ileride Çin'den gelen yardımsever depremle ilgili bilim adamları işte ya da çalışma yapan insanlar iki canlıya ulaştılar. Fiziki olarak değil ama ses olarak ulaştılar. En son bilgiyi alamadım ama inşallah kurtarılmışlardır. Biz de birazdan oraya gideceğiz. Onun haricinde işte benim söyleyebileceğim tekrar söylüyorum bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen evet biliyorum Türk milleti vatansever. Elinden geldiğini yapıyor. Evet. Biliyorum. Tek isteğim gönderdikleri yardımı gönderildikleri yere ulaştığına emin oldukları insanlara versinler. Biliyorsunuz maalesef bu durumda yağma olayları oluyor. Evet. Televizyonlarda sosyal medyada görüyoruz. Burada da en önemli muhatap elbette AFAD. AFAD, Kızılay. Yani resmi kurumlar. Gönderilen yardımların yolunu kesiyorlar. Bir şekilde engel olmaya çalışıyorlar. Kendilerini düşünüyorlar. Yani olmaması gereken şeyler ama bu her zaman oluyor maalesef. Tekrar söylüyorum, rica ediyorum. Gönderilen yardımın oraya gittiğinden, gönderdikleri yere gittiğinden ve gerçekten ihtiyacı olan her yerin ihtiyacı var ama o anda oranın ihtiyacı olup olmadığını öğrenerek göndermelerini rica ediyorum. Evet. Bunun haricinde tekrar gerçekten tüm Türkiye geçmiş olsun diliyorum. Tüm insanlarımıza geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en az zararla kurtulacağız. Bir daha inşallah böyle bir şey yaşamayız. Evet. Var olun. Emeklerinize sağlık. Kolaylıklar diliyoruz size. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Evet. Malatya'dan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Ancak dediğimiz gibi birazdan diğer bölgeleri yola çıkacağız ve oradan aktarımlara devam edeceğiz. Devrim Aşkın Karasoy, bazı sormak istediklerim var. Sesimi alabiliyorsan duyuyor galiba. Evet, ben doğrudan soruları yönelteyim. Şimdi orada arkada çadırları da görüyoruz zaten. Hemen Kızılay'ın ekipleri konumlandı, AFAD ekipleri konumlandı. Şu an ulaşılamayan bir ihtiyaç var mı? Isınma konusunda, barınma konusunda, gıda konusunda bir sorun, bir aksaklık yaşanıyor mu? O çalışmalara dair de bilgiler alabilir miyiz? Evet, ısınma ve barınma konusunda bir aksaklık yok. Çünkü olabilecek her yerde, örneğin devlet demir yollarının tesislerinde, onun dışında ikinci ordumuzun kışlalarında, okullarda özellikle risk taşımayan okullarda herhangi bir risk taşımayan taşımadığı AFAD'ça tespit edilen okullarda mağdur vatandaşlarımızın şeyi sağlandı ve onun dışında ısınmayla ilgili evet tabii Malatya dediğimiz gibi en soğuk illerimizden birisi. Burada yine ihtiyaçlar devam ediyor. Sorun demiyorum, ihtiyaç diyoruz. Çünkü burada sorun yaratmak üzere konumlanmış kimse, hiçbir kurum, hiçbir kişi, hiçbir şahıs yok. Bunun altını özellikle çizmek istiyoruz. O yüzden ihtiyaçlar dahilindeki talepler mutlaka ve mutlaka göz önüne alınıyor. Ama işte şikayetlerin sonu yok. Hepimiz takip ediyoruz o kara propagandaların ve bozgunculuğun hangi boyutlara ulaştığını.
Peki köylere ulaşım noktasında ilk etapta şehir merkezlerinde çalışmalar yoğunlaştırıldı ama köylere de ulaşım noktasında hem hava muhalefeti sorunu da yaşanıyordu. Bu sorun aşıldı mı acaba? Evet, şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri zor ulaşılan köylerin, özellikle dediğimiz gibi Maraş ve Adıyaman sınırında bulunan zor ulaşılan köylere insani yardımı hava yoluyla sağlıyor. Ama arama kurtarma çalışmaları orada da son noktada devam ediyor. Peki enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor mu şu an? Yani bir arama kurtarma çalışmasının tamamlandığı. Bazı bölgelerde tamamlandığı. Örneğin içerisinde insanların yaşamadığından emin olunan bölgelerdeki enkazlar artık yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı. Elektrik, doğalgaz iletiminde bir sorun yaşanıyor mu? Elektrikle ilgili bir sorun yok. Doğalgaz kesintisi devam ediyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.